Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba sevgili izleyenler. Sportifim bu bölümünde çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak bizi onurlandıran, gururlandıran Toprak Salman ve Metin Gemici hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam ve Toprak. Tebrik ediyorum öncelikle seni. Senin hislerini alacağım ama öncesinde Metin hocama sorularımı sormak isterim. Hocam nasılsınız? Gayet iyiyiz. Toprak'ın şampiyonu şampiyon olmasıyla daha da iyi olduk. Tevklendik. Evet keyifler yerinde gerçekten de ben size öncelikle bir bu şampiyona ile ilgili genel bir değerlendirme ile başlamak isterim görüşlerinizi hislerinizi almak isterim biz e, yıldız takımdan oldukça e, memnunduk zaten başarısının e, daha da e, artarak devam edeceğini e, tahmin ediyorduk biz yıldızlar Türkiye şampiyonasında bir kadro oluşturduk orada takım halinde Türkiye'de şampiyon olduk ve biz hocalarla kendi aramızda bu değerlendirmeyi yaparken bu Yıldız takımı biz A takıma taşımamız gerektiği konusunda hem fikir Muhteşem bir takım yakaladık, muhteşem başarılı yetenekli çocuklar. Bu takımı ne edip yapıp kesinlikle A takıma kazandırmamız gerektiği konusunda hem fikir olduk ve yöneticilerimizde de paylaştık. Bu çocukları bir şekilde elimizde tutmamız gerektiğini, bu çocuklar geleceğin e, Avrupa'da, Dünya'da Olimpiyat'ta derece yapacak Yıldızları A takımın olacak. kadrosuna e, oturacak e, kişiler diye biz hem fikirdik zaten. Sağ olsun Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonasından hemen sonra da Avrupa Şampiyonası vardı. 15-16 günlük bir kamp sürecinden sonra Romanya'ya gidildi. Oradaki Avrupa Şampiyonasında bizim 3 tane boksörümüz vardı. <laughs> Ee, toprak çok güzel e, bir iğme yakaladı ve e, sonucu taçlandırdı. E, şampiyon olarak geri döndü. Diğer iki sporcumuz da bizim çok iyi sporcumuzdu. Onlardan da biz altın madalya bekliyorduk. Biz erken final dediğimiz ilk turda e, karşılaşmalar gerçekleşiyor. İlk turda e, erken final dediğimiz şampiyon adayıyla karşılaştılar. Bizimki maalesef elendi. Birazcık öyle bir şanssızlık evet. yaşadınız. İkinci turda da aynı diğer sporcumuz çok çok beklentimiz olan bir boksördü Babat. Maalesef onunla da bir hüsrana uğradık ama hiç önemli değil. Bunlar bizi daha da kamçılıyor. Hepsi bir tecrübe evet, dediğiniz. Kesinlikle Seneye de yine yıldızlar. Toprak da öyle. Hı hı. Diğer sporcularımız da yıldız. Seneye de dünya şampiyonası var. Genel anlamıyla biz memnunuz neticeden tabii ki iki tane, üç tane, beş tane olsun isteriz. Ama yıldızlarda biz şu andaki başarıdan memnunuz. Evet teşekkür ediyorum hocam. Hazır siz bu başarıdan memnun olduğunuzu söylemişken toprağa geçmek istiyorum. Toprak gerçekten çok önemli bir başarıya imza attın. Kendini tekrardan o ringe götürdüğünde ilk hislerini, düşüncelerini alabilir miyim senden nasıl değerlendirirsin turnuvayı? Bu çeyrek final maçına çıktığımda o maçı kazandığımda çok duygulanmıştım. Çok mutlu olmuştum. Hepimizi duygulandırdın. Sonrasında tabii daha da ilerledin. Final karşılaşmasına gittin. Senin için çok heyecanlı olsa gerek. Tahmin edilemez bir heyecan olması lazım ama sen o ringe çıkmadan önce ne düşündün? Veya nasıl bir içinde taktik uygulayarak kendini sakinleştiriyorsun? O ringe çıkmadan önce ailemi düşündüm. Hocalarımı düşündüm. Evimi düşündüm. Şampiyon olacağıma inanıyordum. Hocalarımın da taktikleriyle bana kattıkları bazı şeylerle aldık maçımızı, şampiyon olduk. Peki e, bunun tabii bir perde arkası da var. Bu perde arkasında siz çok yoğun çalışıyorsunuz. Sadece sen değil hocalarınla birlikte çok yoğun çalışıyorsunuz. Kamp sürecinden geçiyorsunuz. Bir yandan da tabii yeme düzenini oturtman lazım. Antrenmanların. Günde ne kadar antrenman yapıyorsun? Nasıl bir perde arkası var? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Nasıl bu, hazırlandın sen bu şampiyonaya? 18 günlük bir kamp sürecinden geçtik. Hı hı. Sabah akşam antrenman yaptık. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği böyle bir yemek programımız vardı. Sabah akşam çalıştık durmadık. Emeklerimizin karşılığını aldık. Gerçekten de öyle emeklerinin karşılığını aldın. E, Metin Hocam siz toprağı nasıl değerlendirirsiniz? Toprak e, çalışkan hırslı bir e, sporcumuz bizim. Ne olursa olsun hiçbir şekilde bittim dediği anda yeniden e, başlayabilen biri. Hı hı. E, o yüzden zaten e, boks anlamında teknik kapasitesi, hırsı dan dolayı bırakmama gibi bir şeyi var tarzı var sonuna kadar mücadele eden bir arkadaşımız en büyük yapısı da başarıyı getiren tarzı da o diye düşünüyorum bundan sonra topraktan biz yıldızlar dünya şampiyonasında da başarılar bekliyoruz bizim önümüzde maçlarımız var orada da aynı şekilde sadece toprak olarak düşünmeyelim Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Yani bizim şimdi yurt dışında oluşturduğumuz bir turnuva grafiği var. Eğer kulübümüzde izin verirse Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da turnuvalar var. Biz bu yıldız takımı olduğu gibi o ülkeleri turnuvalara götüreceğiz. Tecrübeleri açısından, daha da tecrübeli olmaları açısından, gelecekte bize olimpiyatta madalyalar kazandırabilmeleri açısından. Ki ben oralarda da çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Yani bunu hani laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten evet, bize kesinlikle. bu yıldız takımın bize madalyaları getireceğine çok inanıyoruz. Umarım inancımız boşa çıkmaz. Diğer arkadaşlarımız da sporcu arkadaşlarımız da aynı grafiği yakalayacağını düşünüyoruz. Onlar daha da kamçılanmış durumda. Tabii onlar senin başarınla da daha çok insanın hani enerjisi artıyor, başarı isteği artıyor. Sizin de söylediğiniz gibi biz yıldızlar kategorisinde oldukça başarılıyız. Çok güzel bir ekip olduğunu, takım olduğunu söylüyorsunuz. Sadece yıldızlar kategorisinde değil, aynı zamanda büyüklerde de ve diğer kategorilerde de oldukça başarılara imza atıyoruz. Siz boks şubemizin bu başarısını neye bağlıyorsunuz? Ya biz başarılı birisi varsa biz onu Hı -hı. tutup alıyoruz zaten. Yani şimdi Bizden ziyade bu işi yapmak isteyen kişiye biz bilgimizi aktarıyoruz. Şimdi siz bu sporu yapmak istiyorsanız Hı -hı. ben onu hissediyorum. Çok istiyorsanız biz de elimizden geldiği ne varsa veriyoruz size bilgi akışı olsun. Aslında karşılıklı olsun. olarak antrenör ve sporcu olarak isteye, istiyorsan bunu bir şekilde başarıyorsun. Tabii ki. Bizim Hı -hı. şimdi 13 yaşında Ada diye bir sporcumuz var. Kadın sporcumuz. Çanakkale'den geldi. Yani boks hastası. Ailesi buraya taşındı. Hemen kulübün yanına taşındılar. Ee, Türkiye şampiyonasındaydık 10 gün önce biz adayla. Orada şampiyon oldu ada. Şimdi o da Avrupa şampiyonasına gidecek Sülovanya'ya 16 Ağustos'ta. Ee, ondan da aynı başarıyı bekliyoruz ve e, bu bir hayal değil. Ondan biz yani en azından ilk güçte olmasını bekliyoruz şu andaki hedefimiz. Ama bizim asıl hedefimiz onunla. Ee, büyükler kategorisinde Biz onu şu anda büyükler kategorisine hazırlıyoruz Biz kadınlar olsun erkekler olsun özellikle kadınlara yönelik altyapı çalışmalarımızı hız verdik daha önce 2-3 e, kişiydik ama şu anda e, bu sayı gittikçe artıyor e, kadınlar açısından da e, altyapı olarak daha iyi durumdayız şu anda biz başarılı olabilecek her sporcunun elinden tutuyoruz. Maddi manevi olarak destekliyoruz. Okulundan tutun yaşam tarzına her şeyle ilgileniyoruz. O yüzden tabii ki bizim diğer rakiplerimize karşı daha avantajlıyız. Çünkü diğer kulüpte olanlar da bizimle çalışmak istiyor. Bizim kulübün e, altında çalışmak istiyor. Sizin özverinizi, yardımınızı, desteğinizi aslında onlar da biliyor görüyor. Bizler de biliyoruz görüyoruz ki bu başarılar da aslında bunların sonucundaki yetiri oluyor sizlere. Yani tabii ki biz e, yöneticilerimize söylüyoruz. Hı -hı. Dışarıda da başarılı sporcuları gördüğümüzde biz bunu yöneticilerimizle paylaşıyoruz. Sağ olsun onlar da gereken desteği bize veriyorlar. Biz de kadromuza e, katıyoruz o sporcuları ve destekliyoruz onları. Onlar da tabii ki bu destekle birlikte daha da e, dört elde sarılıyorlar yaptıkları işe. Şöyle sadece bizim spor branşı olarak düşünmeyin, boks hı hı. olarak düşünmeyin. Evet, tüm bu, amatör Bütün da... amatör şubelerde Fenerbahçe, hı hı. bir lokomotif. Yani şunu diyebiliriz, mil takım sporcularına baktığınızda e, bütün branşlarda yüzde herhalde 60-70 evet. izdir diye düşünüyorum. Evet. Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe sporcuları Türkiye demek oluyor. Evet, hı hı. Fenerbahçe Türkiye'yi oluşturuyor bu anlamda. Yani demek Fenerbahçe desteğin çekmiş olsa büyük sıkıntı yaşanacak bu anlamda. O yüzden bizim şube başkanımız olsun, Fikret Çetin Kaya olsun, İlker Bey, tabii ki başta Ali Koç başkanımız, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsi bize ilgi alakasını her zaman gösteriyor. Fikret Bey her maçımıza geliyor bizim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu hususta da. Teşekkür ediyorum. E, tabii... Toprak senin bu başarın birçok sporcuya da ilham oluyor. Ee, turnuvada erkeklerde milli sporcu olarak tek madalya kazanan sendin. Evet. Ee, bu bizi bizi gerçekten çok gururlandırdın. Sen bundan birkaç yıl öncesine baktığında yani belki de birkaç ay öncesine baktığında böyle bir başarı alabileceğini düşünüyor muydun? Böyle bir başarı alabileceğime inanıyordum, çalışıyordum, azim ediyordum. Böyle bir başarı alabileceğime inanıyordum evet. Çok güzel. Bundan sonraki hedeflerin neler? Zaten hocamız biraz bahsetti ama senin kendi hedeflerin neler? Kendi hedeflerim bundan sonra önümüzde bir dünya şampiyonası var. Ona hazırlanacağım. Orada güzel dereceler, şampiyonluklar yakalamaya çalışacağım. Çok güzel. Hocam size tabii bir yandan da sormak istiyorum. Çok zor şartlar altında da çalışıyorlar ama aynı zamanda en zor şeylerden bir tanesi olmaları gereken kiloda kalmaları sporcularımızın. Kadın boksörlerimize de konuştuğumuz zaman aynı şekilde onların da aslında en muzdarip olduğu konu bu. E, psikolojik açıdan da çok büyük bir baskı oluyor tabii sporculara bu mesele. Sabah uyandığında belki 200-300 gram fazla çıkıyor ve ondan sonrasında direkt hani ona yönelik bir çalışma ve ona yönelik bir beslenme gerçekleştiriyor. Siz çok daha iyi biliyorsunuz toprak bunu yaşıyor. E, neler söylersiniz bu konu hakkında? Ya Tabii ki biz sadece rakiplerle yarışmıyoruz. Aynı zamanda mücadele etmiyoruz. Kilomuzda da mücadele hı hı. ediyoruz. Kendimizle de mücadele ediyoruz. 2 kilo, 3 kilo dediğiniz zaman zaten bizim vücutlarda bir şey yok. Yani verecek bir şey kalmamış. Evet. Ama tabii herkes kendi vücudunu o kadar iyi tanıyor ki bir doktor gibi nerede bir şey olsa neden kaynaklandığının teşhisini artık koyabiliyorsunuz. E, yattığınızda sabah kalktığınızda vücudunuzun ne kadar yaktığını bilmek zorundasınız Bilmezseniz orantıyı tutturamazsınız E tabii ki e, uykusuz geceler de oluyor açlıktan uyamadığınız zaman da oluyor e, Yeri geliyor 200 gram veremiyorsunuz E tabii bu da sizi çok zorluyor Sabah tekrar tartı öncesi e, O psikolojik baskıyı yaşıyorsun sıkıntıyı yaşıyorsun Tabi Eee 200 gram vermek için yarım saat bir terleme ihtiyacı duyuyorsunuz. 200 gram bile zor veriyorsunuz. Yani çok zor bir süreç Bir Herkesin bir sikleti var kalması gereken. Hı hı. Tabii yaş geçtikçe de tabii ki e, vücutta gelişiyor bu yaşlarda evet. özellikle. A takımda ne kadar otursa bile belli bir noktadan belli bir yaştan sonra e, 25-30'lu yaşlardan sonra Metabolizma biraz daha ağırlaşıyor. Ne kadar spor yapsanız da vücutta bir yıpranma oluyor. O yüzden bu açlık konusu bizim için en büyük rakiplerden birisi diyebilirim size. Tabii ki destek alıyoruz bu konuda da gerekli yerlerden. Ama biz sporcu arkadaşlarımız bu konuda da bir büyük mücadele veriyor gün içerisinde çok fazla antrenman yaptığını söylüyorsun, beslenmene dikkat ediyorsun, turnuva evet. 18 günlük bir mücadele verdin ve sonrasında aslında finalde altın madalyayı kazandın. E, çeyrek final, yarı final ve finalde sen en çok hangisinde aslında psikolojik ve fiziksel olarak zorlandığını düşünüyorsun? En zoru final maçıydı. psikolojik de... Çünkü artık o altın da, madalyayı evet. kazanman gerektiğini evet, biliyorsun evet. ve o son radede, o son e, maça çıkıyorsun. Evet. E, gerçekten seni tebrik ediyorum Teşekkür ederim. E, hocam sizlere son olarak tabii toprak gibi olmak isteyen birçok genç e, şey çocuğumuz, sporcumuz var e, siz nasıl keşfediyorsunuz onlar nasıl geliyorlar e, birazcık altyapıdan bahsedebilir misiniz bize tabii ki e, biz bize yaz e, dolayısıyla çok e, çocuk geliyor ufak yaşta Hı -hı. çocuk geliyor biz hiç kimseyi yapamasa bile kulüpten gönderme taraftarı Hı -hı. değiliz biz onların içinden izliyoruz. Ee, kalmak isteyen, yapmak isteyenler kalıyor zaten. Diğerleri bir bir ayrılıyorlar. Biz kendilerini gitmek isteyenlerle de konuşuyoruz. Hani sadece bir yaz okulu tarzında değil de, hani bunu işte devamlılık haline getirip işte sporla okulu bir arada yürütmesi gerektiğini, yarın işte bu sporda başarılı olduğunda nerelere gelebileceğinden bahsediyoruz. Yapmak isteyenleri bu şekilde e, elimizde tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda okullara gidiyoruz e, altyapı için. Oradan aslında bir seçme. Tabii ki. tabii okullara gidiyoruz e, beden eğitimi derslerine giriyoruz. Orada hem izliyoruz hem de e, böyle böyle kulüpte boks yapmak ister misiniz kadın erkek? İşte önlerinde <laughs> örnekleri var e, bu senazlar evet. vesaire diğer sporcu arkadaşlarımız gibi. Tabii ki onların da çok büyük bir faktörü var. Biz okullardan bulup getirmeyi ve aileler referanslarla gelen kişileri ellerinden tutup bir yerlere taşımayı taşımaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hazır hocamızla keşfedilmek demişken senin keşfedilmen nasıl oldu? Sen nasıl başladın bu spora? Şu anda 15 yaşındasın. Kaç yıldır yapıyorsun? Kaç yaşında? 2018'den beri ben boks yapıyorum. Hı -hı. Bu boksu dayım sayesinde keşfettim. Benim dayım da sporcu, dayım da boksta ilgileniyor. Dayımın bir maçına gitmiştim orada, izlemiştim onu. Oradan boksa esinlendim, oradan boksa başladım. Sonra da senin aslında bu konuda oldukça başarılı olduğun fark edildi. Peki sonuçta boks fiziksel olarak oldukça darbe alınan bir spor. Ee, ağır bir spor. Ee, ailen buna nasıl tepki gösterdi en başta? Ailem izin verdi hiçbir şey de söylemedi. Çünkü zaten aslında dayın sayesinde evet, evet. spora başlamış oldu. Aynen öyle. Çok da iyi olmuş aramıza gerçekten çok yetenekli bir sporcu katıldı. Sizin de söylediğiniz gibi hırslı asla pes etmeyen. Tabii ki yani önemli olan o. Yani bir Hı? insan bittim dediği yerde yüzde 40 daha devam edebilecek gücü enerjisi vardır içinde. Sağ olsun toprak da bunu gayet iyi uyguluyor. Boks ağır bir spor evet. Yorucu da bir spor yıpratıcı bir spor. Ama asla tehlikeli bir spor değil. Evet, evet. O açıdan evet. kesinlikle evet. öyle düşünmüyorum. Ben de hani sonuçta kuralına Hı -hı. göre, ligde prensibine göre zaten o maçı yaptıktan sonra Hı -hı. sizin de dediğiniz gibi ağır, yorucu ama evet. tehlikeli yani değil. Yani antrenman dünyada belki de en yorucu sporlardan Hı -hı. biridir. Ee, Güreş ve boks olarak biz üniversitede de görmüştük bunun e, zorluk derecelerini. Güreş ve boks dünyada en yorucu sporlardan, efor sarf edici sporlardan birisi. E, ama tabii ki e, karşılığını aldığınız her şey güzel. Evet, gerçekten de öyle. <laughs> tekrardan seni tebrik ediyorum. İleride dünya başarısıyla seni tekrardan burada ağırlayacağımıza, birlikte program yapacağımıza inanıyorum Toprak. Sadece seni değil tüm takım arkadaşlarını bekliyoruz burada. İnşallah bir sonraki sezonda. E, hocam size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Bana konuk olduğunuz için programda birlikte olduğumuz için. Evet sevgili izleyenler Sportif programının bu bölümünde Toprak Salman ve Metin Gemici hocamız bizimle birlikteydi. Boks yuvamızın sporcusu Toprak Salman. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.